4. Sınıf Semih Offset Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı Soru 1. Trafiğin anlamını ve önemini anlatınız. Cevap, trafik insanların, hayvanların, herhangi bir şeylerin, araçların hal ve hareket içinde olmasına denir. Trafik çok olduğu için bir de trafik kurallarına uymamız için trafik polisi vardır. Trafiğin nerede olduğu belli olmaz, karada, denizde vs. olabilir. Soru 2. Trafik kazasına sebep olan unsurları açıklayınız. Cevap, insanlar günlük hayatında bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bir yerden bir yere gitmek zorundadırlar. Bu nedenle araçlara binerek ya da yaya olarak yolculuk yapmak zorunda kalırlar. Bunun için de bazı kurallara uymak zorundadırlar. Trafik kuralları da bunun için vardır. Trafik kazaları, trafik kurallarının ihlali ve trafikte bazı ihmallerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelmektedir. Trafik kazasına sebep olan unsurlar şu şekildedir: trafik kurallarına uymamaktadır. Trafikte dikkatsiz olmaktır. Yol bakım, onarım ve yapım işlerinin ihmal edilmesidir. Trafikte aşırı hız yapmak ve araç kullanırken uyuyakalmaktır. Aceleci olmak, dikkatsiz olmak, kuralları bilmemek de trafik kazasına neden olmaktadır. Soru 3. Trafikte hem kendimizin hem başkalarının can güvenliğini sağlamak için neler yapmalıyız? Örnekler vererek anlatınız. Cevap, trafikte bir yerden bir yere gitmek oldukça kolay olduğu gibi kurallara uyulmaması durumunda da bazı zorluklar ve kötü durumlar da yaşanabilir. Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak için sürücü ve yayalara çok önemli görevler düşmektedir. Çünkü trafikteki insan etkeni ne olursa olsun ortadan kalkmamaktadır. Trafikte hem kendimizi hem de başkalarının can güvenliğini sağlamak için şunlar yapılmalıdır: trafik işaret ve levhalarına uyulmalıdır. Trafik kurallarına uyulmalıdır. Trafikte aşırı hız yapılmamalıdır. Trafikte yayalara ayrılmış yollardan gitmelidir. Trafikte sürücüler alkollü, emniyet kemersiz ve uykulu araç kullanmamalıdır.